Şimdi yeni şarkı çıktı. Hı-hı. Biraz hüzünlü. Biraz hüzünlü bir şarkı. Sen anlat şimdi. İnsanların aslında biraz benim hani bu hüzünlü ya da romantik ya da saçlarımı jöleyle geri çekilmiş İtalyan halinde görmelerini istedim. Sonuç olarak sürekli işte o böcüklük yok. Yani hayatımızda bizim de üzgün anlarımız oluyor ama insanlar böcüklüğümüze alışıp hani sürekli bizim onlara iyi enerji vermemizi istiyorlar haklı olarak. Sadece bir sanatçı olarak değil de kişiliğimize, benliğimize de bağlanıyorlar ya. O yüzden bir beklentileri var. Hani evren eşittir bizi mutlu eden ve şarkılarıyla bizi şifalayan kişi ama bu dünyada deneyimlediğimiz bir sürü duygu var. Yani mutluluk da çok yoğun bir duygu. Hüzün de çok yoğun bir duygu. Eğer hüzünlenirsem bir şeyden çok bana çok duygusal gelirse bunu da yaşarım. Çünkü bu da bir duygu yoğunluğudur. Bu da bir enerji birikimidir. Onu da yaşarım. Ben de bu halimi de insanlar görsün istedim. Ta 17 yaşında yazdığım bir şarkıydı. Yıllar sonra, 8 sene sonra nasip oldu onu paylaşmak. Bir de çok ilginç bir şey yani. Bu zamana kadar bekledi. Hatta bir röportajda da anlattım. Şarkıyı lisede hani o son iki hafta kimse okula gelmez ya dönem biterken. Sınıf bomboş böyle reverb yapıyor. Kendi ekosuyla şarkıyı söyleyip MP3 çalarıma kaydediyordum. O zaman MP3 çalar kaydedebiliyordum. Öyle bir şeydi, cihazdı. Böyle kendi kendime kayıtlar falan yapıyordum. Ta o zamandan bu zamana. Ne kadar yoğun bir şarkı 17 yaşında. Yani işte. Böyle hangi dönem yazdığını hatırlıyor musun? İlişkilerini görüyordum böyle. Boş sebeplerle bitiyor. Aslında birbirlerini seviyorlar. Ama araya şey giriyor. Madde giriyor. Somut giriyor falan. Hani aşkları aslında böyle çok kutsal bir şey yani. Onu sonuna kadar yaşamalılar yani. Hatta sonunu düşünmeden yaşamalılar. Bir tane Black Mirror'ın bir bölümü var. Süreye baktığı an ilişkilerinin süresini görüyorlar ve bittiği an bir daha birbirleriyle görüşemiyorlar. Süreye bakmayacaklarını söz veriyorlar. Mükemmel geçiyor her şey. Çocuk dayanamayıp bir bakıyor. 5 yıl çok mutlu oluyor. Giderek düşüyor. Calculating, calculating diyor makine ve sürekli 3 sene, 1 sene, 5 dakikaya falan düşüyor böyle. Çünkü işte bakmamak lazım hani. A'dan B'ye, anı yaşamak lazım. Ben de dedim ki yani ne oluyor etrafta insanlar böyle egolarıyla bilmem neyle savaşırken birbirlerini besleyen, yani aynı zamanda kendilerini besleyen bu yüce sevgiyi yok ediyorlar yani. Onları düşünerek kafamda bir simülasyon yapıp çıkardım şarkıyı yani. Zihin simülasyonu bir şarkı aslında. Çok güzel bir şarkı. Bizi de böyle bir hüzünlendirdin ama hep mi neşeleneceğiz? Tarkan'la da onu konuşuyoruz. Yani o duygu her anın bir duygusu var. Dolu dolu onu hani kızacaksak kızalım, seveceksek sevelim. Evet. Hani yas tutuyorsak tutalım ama onu tutmamıza izin verelim. Yani o duyguya da vücudun ihtiyacı var ama onu da orada bırakıp devam edebilelim. Evet, dönüşüp devam etmek de çok önemli ama onu da yaşamak lazım yani. Çok ben de yaşatmak istedim yani. Yaşa.